hikaye anlatıyorsun ama sonra birden bir bilinç geliyor, benim okumam lazım deyip. Ha, onun nedeni şu, askerlik şubesinde oldu o bilinç. Bu kadar. Gerçekten bak. Ya ben dedim en iyisi askere gideyim. Sonra gittim işte ne mezunusun dediler. Lise mezun, ortaokul mezunuyum dedim. Ha ilkokul dediler. Nasıl ilkokul dedim ben. Alparslan'la gerçekten ortak, karakterinizin ortak noktaları var mı? Bence adalet duygusu var tabii canım. Yani bütün oynadığım karakterlerle benim bağım var. Yaşadığın dünyanın büyüsünden nasıl kaçabiliyorsun? Bir ekibim var. İkisi büfeci. Tamam. Yani baya hani bu işi yapıyorlar. Hamburgerci, büfeci. Aralarında muhasebeci olan var, hı hı. Öğretmen olan var. Böyle güzel güzel arkadaşlarımla beraber her çarşamba salı futbol oynayıp. Ya biz eşkıyanın sokaktaki yansımasını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Ya ben sana söyleyeyim, 6 yılda hiç değilse 25 tane aile ellerinde yeni doğan çocuklarının kağıdıyla geldi. Oğlumuzun adını Alparslan koyduk diye. Üf. Yaşadığınız anı, sokak anısı eşkıyadayken. Bir gün sete bir abi geldi. Abi bana bir kötü kötü bakıyor, eyvah dedim ben. Neyse, galiba Oktay abilerle falan konuştu. Sonra çıkışta bir daha geldi, şöyle yaptı. Amcalarına kötü davranma dedi. Tamam mı, güzel çocuksun dedi, gitti. Hürriyet Komiteri'den herkese selamlar. Yunus Emre Yıldırımer bizimle birlikte. Coşkulu açtım çünkü son dönemlerde bu kadar uzun beklediğim başka bir isim olmamıştı herhalde. Kendisi sağ olsun nihayet verdi, eleştirerek giriyormuş ifa. Ali söylemedi bana. Hakikaten niye böyle oldu? Ben onu anladım beden dilinden. Haberin bile yokmuş filan. Çok teşekkür ederim. Ya çok yoğun bir program olduğunu biliyoruz zaten. Süreci de biliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya şimdi konuşacak o kadar çok şeyim var ki ve bu bir avantaj mı dezavantaj mı senin için bilmiyorum. Ne istiyorsan çok sor. Tanıyorum abi. Hani anladın mı? Yani hani bireysel tanışmadık ama böyle seyircininim. İşte merak ediyorum. Dolayısıyla muhtemelen bugün böyle bayağı bir Türkiye gününe oturacağız diyormuşum. Seni de rahatlatıyorum böyle, ne güzel. Nasıl gidiyor? Teşkilat nasıl bitti? Öyle başlayalım. Teşkilatın ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama sanırım bir 25 Haziran'da son bölümü yayınlanıyor. Sezon finali. Bir aksilik olmazsa seneye de devam edecek. Gayet keyifli, güzel. Ben 3. sezonunda dahil oldum. Genelde konuklarımı bilmeden, tanımadan çıkmayı seviyorum. Fakat senin dediğim gibi spesifik bir yerin de var. Bende ve ailemde de yani hani eşkıyadan dolayı. Sağ olsunlar. O yüzden de neler yaptın, ne demeçler verdin, Yunus Emre neler anlatıyor aslında biraz merak ettim. Dün gece baktım, korkunç, şaşırtıcı bir şey hikayesi var. Normalde anlattın ama benim programda paylaşmanı isterim. Eğitim? Ha evet abi. Bayat hikayem benim, evet. Fena. Şunu merak ediyorum, biraz bilmeyenler için de bir söyleyelim istersen. Lise terk ettin herhalde, ortaokul terk mi? Şimdi bak orada şöyle bir hata var. Ben lisansı yaptım yani, konservatuar okudum. Evet. Sadece benim lise biraz uzadı. Yani Diyarbakır'da 2 yıl kalıp buraya gelip bir ondan sonra hani evet okuyacak mısın, çalışacak mısın deyip ben bir şekilde hayır çalışacağım, okula gitmek istemiyorum dedim. Orada flu bir taraf var. Birden oku, dinlerken hikaye anlatıyorsun ama sonra birden bir bilinç geliyor, benim okumam lazım diye. Ha, onun nedeni şu. O yok orada. Ben söyleyeyim. O dönem şöyle bir şey oldu. Askerlik şubesinde oldu o bilinç. Bu kadar. Gerçekten bak. Ya ben dedim en iyisi askere gideyim. Sonra gittim işte ne mezunusun dediler. Lise mezunu, ortaokul mezunuyum dedim. Ha ilkokul dediler. Nasıl ilkokul dedim ben. Hadi dedi ortaokul mezunusun. 4-4 olmuştu ya abi o zaman. Hayır dedim ben ortaokul mezunuyum. Bak ortaokulu çok büyük sanıyorum falan. Sonra aklıma şey geldi yani. Benim amcam Galatasaray Üniversitesi'ni bitirmiş. Babam Ankara İktisat. Diğer amcam başka bir üniversite. Ya dedim ben bu şekilde bir kariyer, rezil bir kariyer yani. 19 yaşında mı aklına geldi oğlum? Askerlik şubesinde mi geldi bu yani? Sonra anneme dedim ki benim okumam lazım. Ama şöyle bir sıkıntı var. 2 yıl üst üste kalanlara af çıktı. Ben gitmedim. Aftan yararlanmadım. Bakıyorlar. Açık öğretim lisesi de okusa askere gidebiliyorsun. Askere gitmek zorundasın. Sadece bir bölüm var. Meslek lisesini okursan hafta sonları okula gidiyorsun. Hafta sonları okula gittiğin için askere gitmene gerek yok. Ben de dedim hemen benim meslek lisesine yazdırın o zaman. Abi o yaşlarda sivil olarak işte hafta sonları Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi Kartaltepe'de 2,5 sene boyunca gittim. Onu o sırada böyle bir tiyatroyla tanışmam vardı. Oradaki hocalarıma dedim ki ya hocam dedim ben muhasebe okuyamayacağım dedim ya. Yani ben bu tiyatroyu çok sevdim. Konservatuvar sınavlarına girmek istiyorum. Bana yardımcı olun dedim. Sağ olsunlar onlar da çok yardımcı oldular. Hani daha böyle
çok resmen şey yapmadılar. Resmen orada sana yani. İlkokul denmesi aslında. Evet, ilkokul denmesi bozdu beni. Çok egzantrik bir hikaye. Dolayısıyla aslında senin oyunculuğun haricinde de katılacağın eventlerde ya da gençlik oturumlarında da yaptığın iş dışında vereceğin bu tarz ilhamlar da var ya resmen. Ya bu bazen şey, şimdi kötü örnek de olabiliyor. Sonuç önemli ya burada. Ya evet, sonuca dikkat edersen neler neler abi. Karnı çünkü okumalı üzerinde dilekçeyle not yazmış adamım ben ya. Yani işte şöyle dönüşümü şu ya aslında. Ben okumadım ama proje geldi ve patladım gittim değil. Sonuçta evet, okumaya devam edilen bir hikaye olduğu için kötü bir örnek değil bence hikaye. Ya eğer dersi oradan alırlarsa, yani şöyle bir durum var. Tamam ya, benim hayatım normal gidiyor. İleride bak böyle bir şey olabilir dersen o sıkıntı. Bir kere bir şeyin ucundan tutman lazım. Herhangi sevdiğin bir meslek. Ne olursa olsun onun ucundan tutarsan devamı geliyor ardı ardına. O zaman şey, yani çok fazla yönlendirme yok. Bizim eğitim sistemimizdeki en büyük problem bu bence. Ya birazcık hani ya bu çocuğun başarısı neye göre işliyor evet. Bulup ona göre sevk edersek, hani bir hep şey vardır ya abi, avukat ol, doktor ol. Evet evet evet. Yani hani böyle spesifik bazı şeyler vardır ya, bu mesleği yap. O biraz ailenin de vermiş, o çevre, aile birçok faktör yani dikte etmiş olduğu bir tanımlamaydı. Bundan biraz sıyrılabildiğimizi düşünüyorum aslında artık. Yani. Ya inan bizimkiler de hiç beni zorlamadı ya, şimdi haklarını yemeyeyim. Değil mi? Yani bu demek ki senin kapasiten bu dediler, okumuyorsun o zaman git çalış dediler. Ya ben okumaya karar verdim, iyi git oku bakalım dediler. Bu böyle devam etti yani. Sen de Alparslan karakteriyle seni tanıdım ben, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da. Oradaki karakter de çok tabii değişti, dönüştü. Ama başlangıç tabii. Hikayesi, tahsili çok iyi. İşte babasının, yani ailesiyle tanışmamıştık biz, babasını kaybetmişti. Fakat orada tanıdığımız karakter yani çok zeki, yurt dışında çok iyi okullarda eğitim almış. Aidiyeti yüksek, çok düzgün bir efendi, bir insandı. Sonra tabii... Katil oldu. Evet, katil oldu. Fakat katil olduğunda da duruşunu çok bozmuyor. Yani o katil olması bir insanın eğitimini değiştirmiyor, gerçeğini değiştirmiyor. Daha sonradan istihbarat olaylarını öğrenmiş olduk. Bunları karakterini anlatmak için değil de Yunus Emre özelliğine hep ben seni o yüzden çok merak ettim. Karakteri biz o kadar sevdik ve o kadar merak ettik ki bence diziyle alakalı da bu. Yani şahsi yorumum, çok siz kendi karakterlerinizi anlatamadınız ya da anlatılmadı. Yani dışarıda biz sadece karakterlerinizi bildik. Yunus Emre'yi bilmedik biz. Bu yüzden çok büyük de merak oldu. Şimdi dönüp bakıyorum, seni dinlerken ben Alparslan'dan, katil yönünden değil tabii ki, izler görüyorum. Kendini anlatışında, ifade edişinde ve bir gizem de buluyorum. Benim çok merak ettiğim, uzun zamandır seninle buluşma sebebim de bu. Araştırdığım zaman da bu çıkmıyor, röportajlarında da çıkmıyor. İnşallah bu programda biraz aydınlatırız. Kendini çok iyi ifade ediyorsun, çok başarılısın, know-how'un çok kuvvetli, iyi kalpli bir insansın bence, o enerjiyi veriyorsun. Ama bunlar haricinde ya bir derdin var mı bu hayatta mesela? Bir hedefin, bir idealin var mı? Daha iyi başarılı olmak dışında, meslek dışında. Ben ne düşünüyorsun? Zihin yapın nasıl? Düşünce sistemin nasıl gelişir senin olaylara, kişilere karşı? Ben Yunus Emre'yi çok merak ediyorum bu anlamda ve direkt ortaya böyle bir şey sormuş olayım ben. Ve finalini şöyle bağlasam daha kolay olur. Alparslan'la gerçekten ortak, karakterinizin ortak noktaları var mı? Ya ben... Bence adalet duygusu var tabii canım. Yani bütün oynadığım karakterlerle benim bağım var. Hani ekstra senaryoda herhangi bir şey yazmıyorsan. Zaten bizden mesela istedikleri de oydu. Kendiniz olun ve kendiniz gibi oynayın gibi bir durum vardı. Özellikle benden öyle bir şey istiyorlardı. Galiba benim hayata bakış açımı gördüler. Ona göre yazmaya devam ettiler. Çünkü yani bizim hem senaristlerimizin hem yönetmenimizin de öyle bir çalışma stili demeyeyim de hayat görüşü de var zaten. Sen neye yakınsan sana ona göre yazıyorlardı. Ekstra üzerine süslendirmelerde bulunduruyorlardı. Ben şeyimdir zaten, hani senaryoda eğer hiç böyle karşıma çok fazla çıktı mı bilmiyorum ama benden uzak bir şey olursa belki onun üzerine yoğrulurum. Ama geneli hep şey, kendimden nasıl çıkartabilirim durumu var. O da yansıyor o zaman. Yani zaten şey, ne bileyim, benim görüşüm de böyle bir şey. Hani zaten okuduğumda da ya da ben hissediyorum, o tarafa evriliyorum. Hiç bunu çok fazla düşünmedim şimdiye kadar. Nasıl oynadım, ne yaptım, ne ettim diye. Gerçekten hiç kafa yormadım da. Çok da böyle oturup da saatlerce çalışmam. Hani role ya da herhangi bir şeye içsel olarak bana gelir. Yani ben o şekilde yansıtmaya çalışırım. Çalıştığın rollerde karakter hayatında bir noktada olur ve o karakteri taşırsın sen.
O proje özelinde. Hayır, şeyi mi diyorsun? Yok, ondan hemen siliniyorum. Öyle bir şey değil. Fazlasını biliyorum. Onu cebe atıyorum. Hı-hı. İşte atıyorum sana birine, nasıl diyeyim şimdi, raconda demek istemiyorum ama yani birine başka türlü yaklaşman, hı-hı, gerekiyor. O başka bir durum. O benim yapımda yok zaten. O bir oyunculuk. O bir cepte. O zaman şeyi düşünüyorsun. Bu adam bunu nasıl yapar düşünüyorsun. Ha, yiyor mu yemiyor mu bilmiyorum. Yunus Emre'nin bir gizemi var mı hayatta? Gizem derken? Ya çok şeffaf bir adam mısındır? Bence değilsin. Ya gizem dediğin... Ya daha ileri gideyim mi? Hadi git söyle de aç, çünkü ben... Eşin. Ha evet. Gerçekten seni tanıyor mudur? Yani her şeyini canım biliyor mudur? Yani ya, biliyordur tabii canım. Niye bilmesin? 13 yıldır, 14 yıldır beraberiz. Yani şey yapamazsın ki abi, 7-24 berabersin. İlla ki bir yerde bu alışkanlıklarını yani bilmek anlamında değil. Zihninden geçenleri anlayabiliyor olmak, seni gerçekten biliyor olmak. Bence en yakınını sorma. Bence kesinlikle biliyor. Yani kesinlikle. Hiç öngörmediği ya da sende sakladığın hiçbir şey yok yani. Aileyi bozuyoruz. Aile birliğini ve dirliğini bozuyoruz. Yani. Var mıdır acaba? Yok, sanmıyorum ya. Biliyor yani. Ya şey hissediyor mesela, atıyorum sana bir konu oluyor. Ya diyor, sen burada bunu mu düşünüyorsun diyor, atıyorum. Hiç aklıma gelmeyen bir şey. Evet, onu düşünüyorsun yani. Hani ne için söylemek istediğini. Sadece bende bir durum var galiba. Bazen hani Melisa ile olan ilişkinden, evet, bahsediyorsak. Bazen söylemek istediğim şeyi tam söyleyemeyip. Ya niye böyle bir şey? Aslında bunu söylemek istiyorum. Bu arada dönmüyorum mesela, yani. Evet. Ya aslında bunu söylemek istiyorum. Sadece bazen hani tavırla alakalı sıkıntılar yanlış aksettiriliyor olabilir. Şu olayı nasıl kibar bir şekilde ifade ettiğine bakar mısınız? Yani kendimi anlatamıyorum demiyor da, ya da paylaşmayı o nokta sevmiyorum, anlaşılmak beni daha çok mutlu ediyor demiyor da, çok kibar bir şekilde. Oyuncu olmanın işte avantajlarından biri. Bu hayatta nereye varmak istiyorsun? Çocuktan önce mi, çocuktan sonra mı? Çocuktan sonra. Farklı mı? Abi çok farklı ya. Yani bir de galiba hani ben ona şey diyorum. 30'lu yaşlarda baba olmakla 40'lı yaşlarda baba olmak arasında çok fark var. Hani ben 38'de baba oldum. Şimdi 41 yaşındayım. İzleyiciler yani, ağlıyor şu anda. Niye? Şaşırdım. Ha yok. Kap sakalları görüyorsun benim. Olsun yani. Yani çok farklı ya. Ya o zaman mesela bazı hırsların olabiliyor. Atıyorum sana ya, şöyle bir şey de yapmalıyım. Gerçi benim hiç hırsım oldu mu öyle ya? Hiç olmadı gibi ya. Vallahi bana da hiç olmadı gibi geliyor. Mesela, Ali oldu mu oğlum hırsım? Hiç oldu. Ali, inan Ali ile otursan konuşsan beni daha iyi anlatır. Niye bir daha ben kendimi hayatta anlatamam. Yaşadığın dünyanın büyüsünden nasıl kaçabiliyorsun? Aa, büyüsünden mi? Evet. Vallahi kendime şöyle bir hayat kurdum işin aslı. Şu andaki yaşadığım hayatı öğrenmek istiyorsan. Bir ekibim var. Tamam. Bunlar genelde kim, atıyorum sana, üçü, ikisi büfeci. Tamam. Yani baya hani, evet, bu işi yapıyorlar. Hamburgerci, evet, büfeci. İşte aralarında muhasebeci olan var, hı-hı, öğretmen olan var. Böyle güzel arkadaşlarımla beraber her çarşamba salı futbol oynayıp böyle bir yapıda. Ondan sonra çocuğuyla beraber evden çıkmayan. Sektörün bu kadar merkezinde, ortasında, göbeğinde olup çok uzun yıllar ve hala da devam ediyorsun. Prime'ında bu işi yapıp hiçbir yerde yoksun abi. İşin şey kısmında yani, hani var olman gereken yerde varsın da, bu işin bir de farklı ayakları da var. Ben seni bir yerde gördüm, hatırlamıyorum. Nerede? Bir sinema filmi lansmanı olabilir, film galası olabilir, bir yerde. Abi Alpaslan gibi girdi mekana. Şey var ya, o Magic Kıvanç'ın yürüyüşü meşhur. Alpaslan gibi girdim. Ben ilk kez görüyorum. Ya, siyah ceket giymiş, deri ceket giymiş. Abi geldi filan. Deri ceket mi, şey mi? Çakallarla dans mı? Olabilir. Büyük ihtimal. Böyle gel. O kadar az gidiyor ki hemen buldu yani. Hani böyle bir şey olamaz. Geldin falan, kayboldu ortadan. Abi dedim, bu herhalde, bu işin gizemi ve sırrı da bu herhalde. Böyle geldin, hop işini hallettin. Ya inan, hesaplı kitaplı yapmıyorum. Çok olduruyor ya. Bak vallahi gerçekten hesaplı. Ya böyle olunca böyle olur falan demiyorum şeyde, yani. Şeyde 2000 yılında Tarkan menajer şey yönetimi değil mi? Ali Bey, böyle mi yapıyorsunuz ya şeyde Yunus Bey'de? Hani hiç görünmeyecek. Arkadaşlar, o yüzden konuk almaktan nasıl keyifliyim yani. İnan hiç öyle bir derdim yok. Yani mahallede de çok rahat görebilirsin beni. Yani kendi kafemde otururken sağda solda. Hiç öyle bir şeyim yok. Hani kim yanıma gelirse sohbet ederim. Ne mutlu ediyor
seni. Mesela ben geçen şeyi düşündüm. Ya galiba dedim. Mesela videolarda kendi dokunuşumun olduğu başlıklarda, işte keşfete düşen işlerde falan, yani olağanın dışında ekstra müdahale etmişsen, bu izlenmişse bana haz veriyor mesela. Bir tane bir şey söyledim. Sana ne haz veriyor? O sahnenin çok yayılmış olması mı? Kişisel tatminliklerden bahsediyorum. Hayır, yok. Yani, tamam. Yanlış anlamadım herhalde. Oynadığın herhangi bir şeyden bahsediyorsun. Ya sahne benim hayal ettiğim gibiyse okuduğumda, ki bu çok zor oluyor bazen. Çünkü sen bir şey hayal ediyorsun. Doğal olarak yani yönetmen başka hayal ediyor. O da sana gıcıklığından değil. Hoca doğal olarak gidiyor, bakıyor. Mekan buna uygun değil, senaryo uygun değil. Senarist de kalkıp mekana göre mi yazacak? Öyle bir durum da değil. Bu üçü birleştiği anda ben onu hissettiğimi, yani yapabildiğimi, kafamda nasıl yapacağımı şeyde görürsem, ekranda görürsem, bu beni çok mutlu ediyor. Vay, çok iyiymiş. Cevabını aldın mı? Aldı. Oldu mu? Haz veriyor mu? Ya ben mutluluğunu merak ediyorum. Ya yok, mutlu oluyorum tabii canım. Ah diyorum, baya ne güzel olmuş diyorum ya. Şimdi hani, abi bana mutlu, bu işle alakalı değil. Tamam, hayatında yaşadığın bir mutluluğu tarif eder misin ya? Nasıl mutlu olursun çok merak ediyorum. O kadar gizemli ki bu tarz adamlara şey demek çok sıkıntıdır yani. Mutluluğunu tarif et. Ne zaman ağladın? İşte elinde çiçek durakta bekledin mi hiç? Bu sorular o kadar gerilir ki ya hiç istemez. Bak gerilirden falan değil de şeyden dolayı. Şimdi hiç düşünmüyorum ki böyle sorular, anladın mı? Evet. Başlıca sorular geliyor. Şimdi böyle bir şey gelince abi güldüğüm her an mutluyum ya. Yani onun için hani ne söyleyebilirim ki? Eğer gülüyorsam mutluyum o an. Hani bunun için ne kadar mutlu, yaptığım bazı şeylerden çok mutlu oluyorum. Onlar ayrı işte. Ona da gizemli cevap. Yok be abi, alışalı sahada top oynamak çok da gizemli. Ayak tenisiyle aran var mı? Ya bende o kadar, bende tek ayak var ya, bakmayan çok da yetenekli değilim. Ben basketbol oynuyordum zamanında. Böyle bir iki sakatlık oldu falan. Şimdi abim bunu duyunca zaten çok gülecek, bana şey diyor, LeBron James diyor, çok da kötüyümdür yani, çok da iyi değilimdir. Abim çok iyi oynar bu arada. Baskette de lisansım vardı ama futbola başka bir sevdam var benim. Yaparım ama severim, bütün sporları severim yani. Aileden mi aldın bunu yani? İşte çok iyi ifade ediyor kendini ya bu konu, aslında ben bu konularda çekinebilirim diyor. Basket oynamayı sevdiğini söylüyor. Abi yok söylüyor. Yani yok ne olduğunu bileceksin ama. Lisansım var diyor, iyi değilimdir filan. Ya muhtemelen takıma koysalar şey oynar yani bir koysak bir takımı, Galatasaray bu sene çok kötüydü kadromuz ya mesela yani. Ya şimdi abi hani, sen öyle ligleri izliyorsun ki, öyle şeyler izliyorsun ki biraz da haddini bileceksin abi, şu hayatta yani. Neyi ne kadar yapabildiğini bilirsen ya, sıkıntı olmaz. Ya şimdi şey var ya, bizim biyografilerimiz ve title'ları çok etiketlere takılan bir dünya yaşıyoruz ve işte atıyorum muhasebe mezununun finans uzmanı CMO diye LinkedIn'i güncellediği bir dünyada senin var olan bir şeye yeterince hakkını veremediğini düşündüğün için aslında ben ona sahip değilim diyor olman bence çok değerli yani. Ya vallahi. Aileden mi? Aileden mi? Bilmem, aileden mi? Hiç bilemedim şimdi. Bir beslenme kaynağı var. Ama bizde öyle boşa atan olmaz zaten. Hı. Ailedendir büyük ihtimal. En son en çok bölümüne geçelim. Oraya geçmeden önce Alparslan karakteri tabii çok viral olan. Bu karakterin nasıl mücadele etti? Nasıl baş edebildin? Uf, çok zordu. Kaç yıl? 6 yıl. 6 yıl ne aldı? 6,5 yıl hatta. Yani biz bir Şubat döneminde başlayıp Ağustos'ta yayına girdi. Ağustos muydu? Biz Eylül müydü? Onların 6,5 yıl. Dizi çok hype yüksek bir işti ama şeyi de çok bilmiyoruz galiba. Diğer oyuncular da bunu çok aktarmadı. Ya biz eşkıyanın sokaktaki yansımasını bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. Yani muhtemelen çoktu çünkü o konuşulmadı ya, çok dizi devam ederken şeyler de vermediniz, demeçler çok verdiniz, genel olarak verilmedi. O yüzden gerçekten sokakta karşılığı çok muydu? Reytingler çok iyiydi de. Onu nasıl mücadele edildi? Çok fazla. Yani çok da mücadele edecek bir şey yok abi, insanlar seni seviyor. Rahat atlı mekana girip yani, yemek yeme. Hiç değilse ben sana söyleyeyim, 6 yılda hiç değilse 25 tane aile ellerinde yeni doğan çocuklarının kağıdıyla geldi. Oğlumuzun adını Alparslan koyduk diye. Üf. Yani hiç değilse ben daha fazlasını da atmayayım da yani şimdi. Hiç değilse benim 25 birebir olduğunu biliyorum. Fotoğraf çektiklerim de cabası. Yani şimdi böyle bir durumda zaten bu işin aslında Alparslan'la değil, özellikle eşkıyanın bence bütünsel olarak inanılmaz bir aurası vardı. Zaten çok deneyimli oyuncularla beraber. Biz çok şanslıydık. Yani çok değerli oyuncularla çalıştık. Çok çok inanılmaz şanslıydık. İyi ki böyle bir iş bizim başımıza geldi de bu kadar... Günün sonunda 2 yıl geçti, hala konuşabiliyoruz yani.
sahneler de hala izleniyor YouTube'da. En çok şeyleri takip ediyorum o tuğullardan da. Her şeyi sorarsan hani dönsen başka türlü oynar mısın bir sorusu mesela evet. Öyle bir şey gelse onu diyorum. Ya burada daha başka oynayabilir misin? Abi sen de yaş alıyorsun doğal olarak. 33'ümde girdim oraya. 32 miydi? 33 müydü? Evet, de karakter yaşı da biraz daha genç. Tabii. Orada. En bir mekana girdin mesela ısrarla hesap ödemek istiyorsun. Israrla almıyor ya abi o pastansı sen vermem falan. Öyle şeyler yaşadınız mı hiç? Hatırladın. Mekandan mı? Hatırladığım yok ya. Yaşadığınız anı, sokak anısı eşkıyadayken. Şeyle Kenan Çoban abiyle beraber oturuyoruz. Abdüley. Elimde de böyle plastik bir tesbih vardı. Bu arada ben de hiç tesbih falan şey yapmam. Ama şöyle bir durum var. Şunu bilsinler. Kehribar. Kehribar'ı alıştırdılar bize. Kehribar'ın da öyle bir özelliği var ki enerjiyi alıyor. Gerçekten seni rahatlatıyor. Hatta şey vardır da ya, yeni doğan çocuk hani diş çıkartırken boynuna kehribar takarlar. O seni bir rahatlatır böyle gerçekten. Çocuğun ateşini önler falan. Acı çekmesini de engelliyormuş. Öyle diyorlar bilmiyorum ama. Abi neyse Kenan abiyle falan oturuyoruz. Benim elimde de böyle bir tesbih var. Bir araba geldi. Zart diye el frenini çekti abi indi aşağı. Dedi ki onu bırak bundan sonra bunu çekti. Bıraktı gitti. Abi izlerse... Vay. Şimdi izlerse İlk tesbihim oydu benim mesela. Saklarım. Çok iyi ya. İşte bu geri bildirimler insana kendini, gerçeği ve hayatı anlatıyor yani aslında. Tabii var. İşin de geri bildirimi yani. Var. Bir şey daha anlatayım mı sana? Çok efsane olur. Bir gün sete bir abi geldi. O zaman da ben böyle amcalarıma çok şey oluyordum. Ters gidiyordum. Büyük ihtimal halk da çok sevmiyordu. Yani şey ters gitti falan. Senin öyle bir dönemin var. Vardı. Çok gıcık. Evet, çok gıcık. Abi ne yapayım öyle gıcık gidiyordu. Yani herif var olma savaşı veriyor işte ne yapacaksın evet, yani. Evet. Çok zor. Benim için de çok zordu. Bir tane abi geldi. Abi bana bir kötü bakıyor. Eyvah dedim ben. Neyse galiba Oktay abilerle falan konuştu. Sonra çıkışta bir daha geldi şöyle yaptı. Amcalarına kötü davranma dedi. Tamam mı? Güzel çocuksun dedi gitti. Abi ne kadar içselleştirmiş adam onu ya orada. Hakikaten ya. O da dinlerse ellerinden öpüyorum. Abi senarist bir oyuncu o kadar sosyal hayatında etkiliyor ki aslında yazdı ya. Bir ara çok gıcık olduk. Yani amcalarına bir şey saklamak gizemi iyiydi. Bir ara cılkı çıktı o işin i̇lk, ya. İlk iki sezonda öyle bir şey oldu galiba. Ondan sonra o kesilince ama çok normal. En son en çok bölümüne geçelim. Tamam hadi geçelim. En çok ne oluyor? Nedir? En son en çok istediğin şey neydi? Ha şey istemiştim. PlayStation 5 istemiştim. Ha. Niye almadın diye sorma. Hatta sor istiyorsan. Sorma. Abi çocuk baktım şey olacak. Hay ihmal edildi. FIFA ile aranın nasıl? Abi güzel. İyidir. İyidir. Tamam bir sözleşelim. Ama bıraktım işte uzun zamandır. Hani çocuk olduğu zaman oynayamıyorsun. Ya dedi abi baskette benim... başladık. FIFA'yı da bırakıyor. Evet abi. Kim bilir nasıl oynuyordur şu an. Evet. Yok sen sürekli oynuyor musun? Sürekli oynamıyorum da ha, arada bir arada bir dediğin ne kadardı bir onu söyle bana ilk önce. Ya değişiyor mesela konuklarımla oynuyoruz falan böyle bir şey yapıyoruz. Öyle ortam olunca falan ha, düzenli oyuncu değilim yani. O yüzden oynayabiliriz hiç çekinmene gerek yok yani. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? Gözyaşı döker misin? Ben mi? Evet. Yok ya. En son ne zaman ağladın? Herhalde en çok babam vefat edince ağladım. Bir şey sağ olsun. Eyvallah abi. Bir o zaman. Evet. Bir de o sahneyi çekerken çok ağladım. Hangi sahneyi? Ya şeyde eşkıyada... Şey... Annemi babam vefat etti. 2 hafta sonra annemi öldürdüler. Evet. Bir de Raci abiler şey rahmetlinin fotoğrafını koyalım mı dediler. Hani senin gerçek baban olsun diye. Ben tamam dedim olsun Sen dedim. Özlem'in ölümünde de çok... O babadan sonra anne artık yani o yoğun bakıma çok gidip gelmiştim evet, ben. Evet. Şimdi bir de anne için yoğun bakıma gidip gelince öyle o bayağı bir yormuştu beni. Hatta Onur abi şey dedi çekmeyeceğiz dedi. Tamam dedi yok abi dedim çekelim. Bayağı ama orada sadece abi dedim size zahmet tek planda çekebilir miyiz dedim. Orada da babanın fotoğrafı koymak nasıl bir şeymiş ya role sokmak için. Ya bir de ben sana bak şöyle bir şey dedim kendi kendime söz verdim. Kesinlikle dedim babamı düşünmeden oynayacağım bu rolü bu sahneyi. Şeye kadar her şey iyiydi de fotoğrafa dönene kadar. Orada. O fotoğrafa döndükten sonra her şey. Orada kopmuş olay ya. Evet. Garantici gitmişler bu arada. Bir ya. De o tek plandı. Üf. Yani şey ikincisi yoktu o işin. Tek bir kere çektin. Tabii bir kere de çektik. Ben öyle hatırlıyorum yani o an. Çünkü hocadan öyle rica etmiştim. Hocam dedim lütfen demiştim. Tek de halledelim. Galiba evet. Bir detaylar falan onlar kalmıştı. En son en çok neye şaşırdın? Yok vallahi aklıma geldi. Şaşırdım. Ya. En son en çok neye hayır dedin? Hayır der misin hayatta? Derim. O biliyorum anladım. Bir yıl sonra seni. Evet abi derim. Ya o ne? Her şeye hayır demiş olabilirim ya.
En çok Ali Bey uğraşıyor o zaman bu hayırlarla. Hani bir şey getiriyor hayır. Sen söyle bakayım ben. Sen hayır der mi? İkna süreçlerimiz oluyor. Değil mi? Evet. Evet tamam. Yani başlangıcında inanmayacak şey ilk başrolünü bayağı uğraştım ikna etmek için. Sanki biliyorum ya bu konuyu. Mavi Kelebekler. Oynamayacağım mı? Başrol oynamayacağım mı? Tuhaf bir adam abi, zor bir adam. Zor bir adam mısın? Bence öylesin de. Ben değilim yani. Hayır, zor olmak bir eleştiri unsuru da değil yani. Zor bir karakter misin? Değil diye herkes kafa... Arkadaşlar olabilir, zor bir insan olabilir. Bilmiyorum. He? Yani o kadar uzak ki zorla. He. Çalıştığın, tanıdığın bu sektörde en kolay insan. Şey olarak öyle insani şey. Durumları falan öyle ama kendi kişisel... Oğlum ben hayatta kendimi anlatamam. Benim en büyük problemim o. Bana şeyi de sorunca mesela, karakterinizi anlatır mısınız deyince de anlatamam. İşte bu ama şeyden dolayı anlatmak da istemiyoruz. Böyle bir derdin ve bunun yok, açığa çıkmasından korkuyorsun gibi bir durum yok, var. Yok inan ben sana bir şey söyleyeyim mi? Vallahi anlatmak isterim. Yani mesela ya şurada oynadığın şey nedir bir anlatır mısın bizi? Geç oyunu Yunus Emre'yi anlatmayı ve paylaşmayı çok sevmiyor gibisin. Bütün derdimiz bu aslında. Ne oldu bana sormadılar mı şimdiye kadar oğlum derdini anlat diye bak olabilir çocukluktan. Olabilir ha falan gibi buradan bir şeyler açığa çıkıyor. Anlatsana falan. Oğlum kendini ya boş verin ya falan. He bu flu bırakmayı da seviyor gibisin abi anlatmak istememek değil mi? Seviyor gibisin bu kapalı kalmayı. Ya bana soracak olursan niye kendimi anlatıp insanları yorayım ki? Bu kafa var bende bu? Vallahi billahi. Ya bu bir kaçış noktası abi. Onu da bilir bilmiyorum. Oynadığın şimdi teşkilatta da yani oynadığın işte öncesi eşkıya. Oynadığın rollerle de ilgili olabilir mi? Senin hayatına yansıyan bir şey olarak değil. Karakteri kendini kaptırmak. Değil. Ama içinde yer aldığın işlerin vermiş olduğu bilinçaltı etkisiyle kapalı kalma hali daha şey olabilir mi? Sende olmuş olabilir mi? Çünkü paylaşılmayı sevmiyorsun. Ya şeye bakmak lazım onu. Ben öncesinde de böyle miydim? Miydin? Öyle miydin? Öyle miydim? Evet. Geçmiş olsun abi. Evet. çok daha iyi. Çok daha merak edilme şeyi bırakıyorsun insanlara yani. Sadece o bilecek bölümümüz var. Buradan ne? Nasıl çıkacağımızı çok merak ediyorum. Sadece o bilecek. Ha, sadece o bilecek. Hadi bakalım burada bırakmayacağım seni. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini isim istemeyeceğiz. Sen ve onun arasında olacak. Ben ve izleyiciler isim bilmeyecekler. İlk soruyu sorayım. Dur anlamadım oğlum. Hemen anlatacağım dur. Sorayım tamam, anlayacaksın. Hadi. Ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar hayatında yer almış herhangi bir kişi ya da konu olabilir bu. Ona bir cevap vermeni istiyoruz. Kim olduğunu sormuyoruz. Herhangi yaşadığın bir olay olabilir. Komplike bir konu olur, basit bir konu olur. Oğlum bu ne kadar zor bir soru ya. Ya oğlum, bu ne kadar ben gidip protesto edeceğim. Bu ne ya? Bir dakika dur anlamam abi, lazım. Dur. Bir süre ver bana. Abi dilediğin kadar düşünebiliriz. Şimdi biri bir soru sordu. Büyük ihtimal öyle bir durum mu? Hayır. Yaşadığın herhangi bir şey. Ya birine cevap vermeni istiyoruz. Soru bu aslında. Ha birine ama cevap vermek istiyorsun. İsmini söylemeyeceksin. Tamam. Sırrı orada. Evet. Aklına gelen herhangi bir anı hikaye var mı kişi? O dönem yani o süre çok haksızlık yapıldı. Yani yapıldı artık her neyse. Ya ben hiçbir zaman cevabımı da net aldığımı düşünmüyorum. Yani olmadı ama canları sağ olsun. Keşke biraz da benim tarafımdan bakıp da benim tarafımdan düşünüp de benimle öyle diyalog kursaydılar. İsteseler anlarlar mı? Bize söylüyor bu diye. Sence? Bilmem. Hiç sanmam. Anlıyorlarsa da bilmiyorum. Yani bir şey diyemem. Aşırı merak ettim ama format gereği soramıyoruz. Evet, yani. güzel oldu vallahi. Bundan cevap aldık senden. İkinci sorumuz. Adam ayrıca kaçmak istiyor şu an programı. Yok kaçmak, valla kaçmaktan dolayı değil gerçekten. Hı. En azından şunu gösterdin. Bak mesela şeyden ben baya hani düşünsene abi bu da çok sıkıntılı bir şey. Ada kalmışsın ve onunla beraber yaşıyorsun sürekli. Evet. Ben zaten onu 2 yıl yaşadım. 2 yıl yaşadıktan sonra sildim bir köşeye attım. Bir daha artık zaten onlar geri gelsin istemiyorum. Ya da bir cevabın da zaten ya verecek bir cevabın da kalmıyor. Hı. Ya bir şey konuşmak da istemiyorsun abi. Anladın mı? Hani aman diyorsun ya. Kendini affettireceğin bir andasın şu anda, seni dinliyor. Anlatır mısın? Kendini affettireceğin herhangi bir şey oldu mu bugüne kadar? Küçüklüğünden beri yani, küçük yaşamda. Çok komplike büyük bir şey de olmasa. Yani... yüksek ihtimal dinleyemiyordur. Yani dinlemiyordur. Herhalde bu dünyada da bunun cevabı yok. Kaybettiğini biliyorum. Tabii. Detayına girmek istemiyorsun. Evet.
belki düşündüğün gibi değildir. Kendini yükleniyorsundur. Yani, çok da şey değil be abi. Yani hani ben öbür konuşacağız ya, sıkıntı yok. Ben ona inanıyorum yani. Hiçbir şey anlatmadan çok şey anlattığım bir cevap oldu, biliyor musun? Allah kaldık Allah. Yani. Yani konuşmadın ve ben asla irdelememem gerektiğini fark etmiş oldum. Bunu sağlamış oldun ya. Nasıl susturdum? Kitledin ya. Vallahi kitledin. Evet. Kapanıştan önceki soru bu bölümün de son sorusu. Yedek tişörtün var mı? Terlettim beni. Vallahi billahi. Bu ne ya? Buradan iyi çıkacaksın bence. Onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Yunus Emre nasıl sever? Sana göre aşk diye bir şey var mı bu hayatta? Aşk ya, aşk mı sevgi mi hangi tabir bilmiyorum ama yani bir süre sonra olgunlaşan bir şey var. Siz ona sevgi mi dersiniz, aşk mı dersiniz? Ben ilk baştakileri zaten çok sevmiyorum. Çok heyecanlı oluyor. Hani ne yapacağını bilemiyorsun, boş boş konuşuyorsun. Ama bir süre sonra çok başka bir şeye dönüşüyor ya, o çok güzel. Atıyorum sana bir şey yerken. Yani mevsim meyvesi diyelim ya, karpuz geliyor. Olan yok, şimdi onsuz yemeyeyim demek. Oo, güzelmiş. Oraya geldiğin noktada zaten o, hani tabirlemek istemiyorum. Bu aşktır, bu sevgidir ya da bu başka bir şeydir demek istemiyorum ama o bambaşka. Sen oluyorsun herhalde yani. Bütün oluyorsun. O bütün olmak çok önemli. Çok güzel seviyorsun gibi ya sanki. Bir de gösterebilsem. Tabii muhatabına da sormak lazım. Evet abi. Biliyorsun. Çok güzel de sevildiğin gibi, seviliyorsun gibi. Evet ya, o konuda hiç şikayetim olmadı. Hayatım boyunca mı? Deyip kontra bir. Hep bu Ali yüzünden biliyorsun. Bizi böyle niye böyle yaptı gerçekten ya? Zorla bu adamın evliliğini sıkıntıya sokacağız ya. Maşallah ama değil mi? Kaç yıl oldu evlisin? 2012 evlilik, 2010. 2009'da ben kaçta mezun oldum? 2010, 2009'un yazı. Süper ya. Evet abi. Değil mi? Boşanma yüzdelerinin bu kadar yüksek olduğu ülkemizde bu istatistiği düşünmek üzere bir evlilik dedim. Allah korusun yani ilk zaman sonra. Valla bu konuda gıptayla baktığımız ve hayranlık duyduğumuz bir şey hayatım var, aile hayatım var maşallah ya. Ya kim nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşasın ya. Hiç al, gerek yok abi. Konuştu Alpas'tan çakır. Ya yok yani ben şeyi de zorlamıyorum şimdi, hemen çocuk yapın ya. Çocuk yapmak büyük sorumluluk abi, hemen niye zorluyorsun, dur bakalım. Doğru, ya doğru, acaba doğru. O birey büyüdü mü? Doğru. Ya geçen şunu söyledim ya, çocuk büyütmek zor değil, çocuk yetiştirmek zor. Güzelmiş. Tabii abi, çocuk büyütmek zor değil ki. Ya çocuğu yap sonra. Doğru doğru. Kapanış sorumuz. Evet abi. Bu soruyu duyunca boykot edip kalkabilirsin. Ya yeter artık bu sorularından sıkıldım diye, ama bunu da her bölüm soruyoruz yani. Dilediğin kişiye. Ya sen. Evet. Dilediğin soruyu. Suyun iç daha böyle. Dilediğin kişiye, dilediğin soruyu 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Cevabını da alacaksın. Kime ne sorardın? Herhangi bir şey olabilir. Herhangi birine sorarsın. Yaşayan ya da ölü. Kime ne sorardın? Bak bu sorular önceden gelseydi ne güzel olurdu ha. Bu soruların pisliği orada zaten. İnsan hep en iyisini vermek istiyor. O yüzden düşünüyor. Cevabını merak ettiğin bir soru var mı hayatta? Eşkıya neden bitti? Oy, efsane oldu ya. Vallahi efsane oldu. Şu an uçuyorum ya göklerde. Çok güzel bir cevap oldu ya. Teşekkür ederiz. Ağzına ben sağlık abi. Bence Max senden alınabileceksin. Teşekkür ederim bu kadar da sıkışmaya, sıkıştırılmaya izin verdiğin için. Yok hakikaten abi, çok yani, keyifliydi. Evet. Ağzına sağlık. Aklıma bence geleni verdim. Rezil olmadım yo, inşallah. Çok neler çıkacağını ben bile öneremiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben ağzına teşekkür sağlık. Ederim. Sağ olasın. Görüşmek üzere arkadaşlar.